da marjinal olasılık kavramı üzerine konuşacağız. İlk olarak bu kavramı kesikli rastgele değişken için anlatacağız. Daha sonra da sürekli rastgele değişkenler için anlatıyor olacağız. Kesikli rastgele değişkenler için marjinal olasılık kavramıyla başlayalım. Diyelim ki Y1 ve Y2 iki tane kesikli rastgele değişken olsun. Ve biliyoruz ki biz bu iki kesikli rastgele değişken için ortak bir olasılık fonksiyonu yazabiliyorduk, değil mi? Buna da PY1, Y2 diyorduk hatırlarsanız. Bunu görmüştük. Bu ne demekti? Hatırlatırsak Y1'in Y1 değerini alması olası, e, ve aynı zamanda da Y2'nin de Y2 değerini alması or İkisinin birlikte ortak olasılığını ifade ediyordu bu. Şimdi elimizde böyle bir ortak olasılık fonksiyonu varsa marjinal olasılığı şurada kullanacağız. Bakın biz yine de bu ortak olasılık fonksiyonuyla ilgilenmek istemiyoruz. Sadece ve sadece diyelim ki mesela Y1'in bir değer alması olasılığını düşünmek istiyoruz. Ya da y 2'nin sadece bir değer alması olasılığını düşünüyor, düşünmek istiyoruz. Yani ortak olasılıktan geri dönüş yapmak istiyoruz. Sadece bir tane değişkene geri dönüp ona bakmak istiyoruz. E bu durumda marjinal olasılık kavramını hesaplamamız gerekecek, e hesaba katmamız gerekecek. Ve mesela diyelim ki eğer ki sadece Y1'in bir değer alması olasılığıyla ilgileneceksek Y1'in marjinal olasılık fonksiyonunu bulmamız gerekecek. Konu bu. Peki nasıl bulacağız bunu? E bunu bulabilmek için Y1'i y1'i sabit tutup buradaki y1'i sabit tutup y2'ye alabileceği her değeri vermek gerekecek değil mi? Olasılık fonksiyonundan alabileceği her değeri vererek y2'yi 60 olacağız. Ve dolayısıyla sadece y1'e bağlı bir fonksiyon kalacaktır. Ve dolayısıyla mantığımız da bu. y2'ye gördüğünüz gibi sigma notasyonu y2 dediğimiz zaman y2 alabileceği her değeri verip olasılıkları topluyoruz. Ve bu durumda kalan fonksiyon, oluşan fonksiyon sadece y1'e bağlı bir fonksiyon oluyor. Buna da y1 için marjinal olasılık fonksiyonu adını veriyoruz. Bunu da p1 y1 ile gösteriyoruz. Aynı şeyi y2 rastgele değişkeni içinde de yapabilirdik. E bu durumda da ne yapıyor olacağız tabii ki? Y2'yi sabit tutup y1'e alabileceği her değeri verip onların olasılıklarını toplayacağız ve dolayısıyla sadece y2'ye bağlı bir ifade buluyor olacağız. Bu durumda da y2 için marjinal olasılığı yazmış olacağız. Yani sadece Y2'nin bir değer alması olasını veren bir fonksiyon yazmış olacağız. İki rastgele değişkenin Bir tanesini atıp hangisiyle ilgilenmek istiyorsam bir tek ona bakıyorum. Marjinal olasılık bu. Bu kavram. Şimdi sürekli rastgele değişkenler için ne yapıyoruz peki? Sürekli rastgele değişkenler için de olayı yine bir benzerini yapıyoruz değil mi? Peki sürekli rastgele değişkenler nasıl ifade ediliyordu yani nasıl ilişkilendiriliyordu olasılıkla y1 ve y2 sürekli rastgele değişkense iki tane bunları f y1 y2 ortak olasılık yoğunluk fonksiyonuyla ifade ediyordum değil mi? olasılıklarını bu şekilde hesaplıyordum yine burada da tabii ki ne yapıyor olacağız e, diyelim ki y1 için or olasılık yoğunluk fonksiyonu marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonu bulmaya çalışıyorum bu durumda y1'i sabit tutup y2 alabileceği her değeri verip onu ne yapmam lazım? Fonksiyonu atmam lazım. Ya bunu nasıl yapabilirim? Tabii ki e, sürekli rastgele değişken olduğu için buradaki sigma notasyonu yerine artık integral gelecek. Değil mi? Çünkü ala, yani sürekli rastgele değişken biliyoruz ki toplamanın buradaki sigma notasyonu sürekli formdaki ifadesi zaten integral işaretiyle. E dolayısıyla bu integrali de y2'ye göre kurgularsam eğer y2'ye alabileceği her değeri verip o değerleri toplay, o değerlerin olasılıklarını toplayıp bir nevi y 2 ne yapmış olurum? fonksiyonan atmış olurum. Mesela buradaki integrali çözdüğümüz zaman y2 ne nedir bu? Zaten iki değer aralığında olacak. Burada tabii artı sonsuz eksi sonsuz yazdık ama y2'nin tanımlı olduğu aralık aslında bu. Zaten burada notumuzda da onu söylüyoruz. Y2 y2'nin tanımlı olduğu aralıkta y2 alabileceği her değeri verip e, ve bu belirli integral formunu kurgulayıp Çözersem y2 denklemde kalmayacaktır, değil mi? Atıyorum iki tane sınır değerini verip y2'yi y2'yi denklemden atacağız. Sadece y1'li bir ifade kalacak burada. E burada da kalan şey zaten ne olacaktır? Y1 için marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonu olacaktır, değil mi? Buradaki f1 y1 de y1 için marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonudur diyebiliriz. Bu şekilde atıyoruz. Yine bunun aynen sürekli formdaki karşılığı aslında ifade. Aynı şekilde ne diyebiliriz? Mesela sadece yine y2 ile ilgilenmek, y2'nin bir değer alması olasılığını ya da bir sürekli rastgele ilişkin olduğu için bir aralıkta değer alması olasılığını düşünmek, hesaplamak istiyorsam bu sefer ne yapmam lazım? y1'i ifademe atmam gerekiyor. y1'i bu ifadeden nasıl atacağım? Yine y1'e alabileceği her değeri verip bunları toplayacağım. Dolayısıyla bu integralle olayı kurgulayabiliyorum. Yani şuradaki ifadenin sürekli formu aslında başka bir şey değil. Sigma notasyonu sürekli formda bu iş integral formuna dönüyor. Buradaki olasılık fonksiyonu, olasılık yoğunluk fonksiyonu formuna dönüyor. E bunları da sonsuz formda topladığım zaman değil mi? Sonsuz toplam yaptığım zaman sürekli rastgele ilişkin olduğu için e bir, bir, belirli integral yazmış oluyor. E bu belirli integrali çözdüğümde de ne oluyor? Burada da y1 buradaki denklemden buradaki fonksiyondan kayboluyor. Ve y2'ye bağlı bir fonksiyon buluyorum ve buna da y2 için marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonu diyorum. Evet. Konu bu. Tabii ki burada şu nota da e, bir dikkat çekelim. E, buradaki nota ne söylüyor? Burada sınırları artı sonsuza eksi sonsuza aralığında yazdık ama böyle olmak zorunda değil. Hatta çoğu zaman böyle olmaz zaten. Bu şu demek aslında. Bu sınırlar y1'in ya da y2'nin tanımlı olduğu aralık. Böyle alacağız soruyu çözerken. Tanımlı olduğu aralığa bakmamız yeterli diyebiliriz sadece. Tabii ki örnekler üzerinde bunu görüyor olacağız. Ne demek istediğimizi daha iyi anlıyor olacağız. Şimdi e, konu bu ama birkaç tane örnek yapalım. Bir iki tane örnek yapalım ve bunun ne anlama geldiğini de aslında örnekler üzerinde daha iyi e, görüyor ve anlıyor olacağız diyelim. E, burayı silelim ve ilk örneğimiz şöyle olsun. E, diyelim ki, diyelim ki biri mavi, diğeri kırmızı. iki tane zar atılıyor ve buradaki Y 1 kesikli rastgele değişkenimiz tabii ki. Kırmızı zarda gelen rakam olsun. 1 2 3 4 5 6 olabilir. Y2 de 2 zarın toplamı olsun. O da 1'den 12'ye kadar 2'den 12'ye kadar her şey olabilir, değil mi? Dolayısıyla burada neyi soruyor bize? Y1 için olasılık fonksiyonumuz ne? Marjinal olasılık fonksiyonumuz. Y2 için marjinal olasılık fonksiyonumuz ne? Onu sor, soruyor. Bir bakalım nasıl düşünüyoruz. Şimdi e, gördüğümüz gibi iki tane kesikli rastgele değişkenimiz var ve bu kesikli rastgele değişkenlerden Y1 Neymiş? Kırmızı zarda gelen rakammış. Ve bunun ne olabileceğini biliyorum. Hangi aralıkta olduğunu biliyorum. 1 ile 6 aralığında olduğunu biliyorum. Değil mi? Tabii ki tam sayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 değerlerini alabilir. Y2'nin aralığı ne olacaktır? O da 2 ile 12 aralığında olacaktır değil mi? Toplam olduğu için. iki zarın toplama. 2 ile 12 aralığında olabilir. Şimdi marjinal olasılık fonksiyonu Y1 için yazmam gerekirse nasıl tanımlamıştık zaten? Hatırlayalım bir önceki sayfada. P1, Y1 ne şekilde tanımlanıyordu? Ee, y, Y1 rastgele değişkeninin Y1 gibi bir değer almasının olasılığı demek bu zaten. Bunu düşünmeye çalışıyoruz. Ve sigma notasyonu Y, e, Y2, P, 1 Y2 değil mi? Bu şekilde tanımlamıştık. Zaten bu. ifade bu. Y2 alabileceği her değeri verip buradaki ifadeden 60 oluyorum. Mesela böyle yazdığımız zaman bakın marjinal olasılık fonksiyonunu bu şekilde yazıyorum. Ve diyelim ki tabii ki e, Y mesela P1, 1'i bulmak istiyorum. Yani nedir bu? Y, kırmızı zarda gelen rakamın 1 olması olasılığı nedir? Bunu bulmaya çalışacağız. Nedir? E tabii ki 1 bölü 6'dır değil mi? Hemen bunu söyleyebiliriz. Ancak biz bunu marjinal olasılık fonksiyonunun çalıştığını göstermek için. Yani şuradaki ifadenin de aynı şeyi söyleyeceğini göstermek istiyorsan e, buradaki ifadeye bir uygulayarak yapalım. Düzgün bir şekilde. E ne olacaktır bu? Sigma notasyonu. Y2'nin alabileceği her değeri vereceğim. Yani Y2'nin tanımlı olduğu aralıkta tanımlayacağım bu sigma notasyonu. Dolayısıyla 2 ile 12 aralığında. Ee, ve e, Y1 yerine de 1 yazıyor olacağım. Y1 yerine 1 yazıyor olacağım. Değil mi? Çünkü 1 olması olasılığını arıyorum. 1'e Y2 olacaktır değil mi? Dolayısıyla, dolayısıyla bu ne demektir bakın? E, buradaki bütün Y2 değerlerini toplayacağım değil mi? Y2 değerlerinin olasılıklarını. Dolayısıyla bu ne demektir? Y2 2 değerini aldığı zaman, Y2 3 değerini aldığı zaman, işte Y2 4 değerini aldığı zaman, e, bu böyle 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 gidecek. İşte Y2 7 değerini aldığı zaman, Y2 8 9 e, tabii ki e, yanlış yazdım. buraları. 1'i yazmayı unuttum. Y2 işte 7 değerini aldığı zaman, Y2 8 değerini aldığı zaman diyelim. 9 İşte neyse 9'u falan yazmayalım. Bunu 12'ye kadar sürdüreceğim değil mi? Y2 12 değerini aldığı zaman. Bu olasılıkları tek tek bulup toplamam gerekecek. E nedir peki? Bakın e, burada 1'e 2 olması olasılığı nedir? Yani kırmızı zarda gelen rakamın 1, 2 zarın toplamı 2 olması olasılığı nedir? E, bunların ikisinin birlikte gerçekleşmiyor. Sadece 1, 1 de olur. Öyle mi? E, 1 bölü 36'dır. Bunu kafadan hemen söyleyebiliriz. E, bu, peki buradaki olasılık ne? E, kırmızı zarın 1 toplamı 3 olması olur. Sadece 1 2 gelebilir değil mi? 1, 2 gelmesi lazım. Dolayısıyla o da 1 bölü 36'dır. E, burada ne olabilir? 1'e 4. E, dolayısıyla bu da sadece 1, 3 geldiği zaman olabilir. E, bu da 1 bölü 36 olur. E, bunları böyle yaparsanız ta burada 7'ye kadar hepsi 1 bölü 36 olacaktır. 8'de tabii ki ne oluyor? 1'e 8. Yani kırmızı zar 1 gelse toplam 8 gelebilir mi? Yani zar 7, diğer zarın 7 gelme olasılığı yok. Dolayısıyla burası da 0 olacak. Dolayısıyla buradan sonrasının hepsi aynı mantıkla 0 olacaktır buradaki olasılıkların hepsi. dolayısıyla burada baktığımız zaman bunların hepsini topluyor olmamız gerekecek. E burada da kaç tane vardır 1 bölü 36'lardan? 6 tane olduğunu görebilirsiniz. 2'den başlıyoruz 7'ye kadar. Dolayısıyla 6 tane var. 6 çarpı 1 bölü 36 ne eşit olacaktır? 1 bölü 6. Demek ki neymiş? Bakın e, buradaki fonksiyon çalışıyormuş değil mi bu formda yazdığımızda? Hemen bunu kafadan söylüyoruz. Tabii ki kırmızı zarın bir gelmesi olası zaten 1 bölü 6'dır. Tek başına ilgilendiğimizde diyebilirler. Ama e, bakın böyle yazdığımızda hani daha karışık durumlar için bu şekilde yazdığımızda bu şekilde bir fonksiyon olarak da yazdığımızda gördüğümüz gibi 1 bölü 6 sonucunu bize veriyor. Bu da marjinal işte olasılık fonksiyonu değil mi? Bakın bu, bu marjinal olasılık fonksiyonunu yazmış oluyoruz böyle yazmakla. Evet e, böyle düşünebiliriz. E tabi mesela aynı şeye atıyorum 2 için de bakabilirsiniz. Mesela 2 olması olasılığına da bakabilirdik burada. E, ne, ne yapardık? Yine aynı şeyleri yapardınız. Ve aynı şeyleri yaptığınızda yine Sonucu böyle tek tek bu toplamları falan yazdığınızda yine 1 bölü 6 olduğunu görebilirdiniz. İşte ne bileyim 3 için de yapsanız yine 1 bölü 6 bulacaksınız. İşte 4 için de 5 için de 6 için de hep 1 bölü 6 bulacaksınız bunu. Şimdi de diğer kısma geçelim ve Y2 için marjinal olasılık fonksiyonuna bakalım. Buraları temizleyelim. Y2 için de marjinal olasılık fonksiyonunu nasıl düşüneceğim tabii ki yine. E, buradaki tanım gereği şu şekilde yazabiliriz değil mi? Y2'nin sadece bir değer alması ile ilgileniyorum. Y1 ile ilgilenmek istemiyorum demektir marjinal olasılığı düşünüyorsam eğer. Ve bu durumda da Y1'e alabileceği bütün değerleri verip denklemden çıkarıyor olacağım Y1'i. Ki sadece Y2 kalsın. E, dolayısıyla bu şekilde yazabilirim. E, böyle yazdığım zaman bakın. Diyelim ki. Ee, toplamın 2 olması olasılığını düşünüyorum. Yani y2'nin 2 değerini alması olasılığını hesaplamak istiyorum. Nedir bu? Ee, sadece 1 bir, 1'de bir geçerlidir değil mi? Sadece 2 zar da 1 geldiğinde. O, arada, o da 1 bölü 36'dır. Hemen kafadan söyleyebilirim. Ama bakalım şuradaki formda çalışıyor mu? Bu formdaki olasılık fonksiyonu da böyle yazdığım zaman marjinal olasılık fonksiyonu da çalışıyor mu? Ona bir bakalım. Hani, anlamını görmek açısından söylüyorum. Ee, nedir bu? S ee, e, tabii ki e, bunu bu şekilde zaten yazdık değil mi? E, dolayısıyla e, buraya, burada Y2'nin 2 olması durumuna bakıyoruz. E, bu durumda da e, Y2 yerine 2 yazıyor ve diğer olasılıkları topluyor olacağız bu şekilde. Ve Y1'e alabileceği bütün değerleri yazacağız değil mi? E, Y1'de hangi aralıkta değer alıyordu? 1 ile 6 aralığında. 1 ile 6 aralığında her değeri veriyor olacağız Y1'e. E, denklemden çıkar, çıkarabilmek için diyelim. Yani olasılık şeyinden bakış açısından çıkarabilmek için sadece y2 ile ilgileneceğiz çünkü. Evet, e, yapalım mesela. Ne yapacağız? E, 1'e 2'yi alacağız. 1 değerini aldığı zaman işte ne bileyim 2'ye 2'yi alacağız. İşte ne bileyim 3'e 2'yi alacağız vesaire. Bu böyle gidecek ta 6'ya kadar. 6'ya 2'yi alacağız en son değil mi? Bunların hepsini toplamam gerekecek. E 1'e 2 olması olasılığı nedir baktığımız zaman? Y1'in bir kırmızının bir toplamında da 2 olması olur. Sadece 1 1 olduğu zaman olur E bu da 1 bölü 36'dır değil mi? E, 2, 2 olması. Yani, peki kırmızılar 2 geldi zaman toplamın 2 olması olasılığı var mı? Yok. diye diğerinin 0 geldi. Öyle bir şey olamaz. dolayısıyla burası 0 olacaktır. bunların da hepsine baktığınızda aynı mantıklı. bunların hiç olma, gerçekleşme olasılığı yoktur değil mi? Eğer ki zaten bir tane bizde 3 gelmişse toplam 2 olamaz. Ya da burada 6'ya kadar hepsi için aynı olacak. dolayısıyla buradaki bakın olasılığın ne eşit olduğunu görüyoruz. P2, y 2nin P2, 2'nin 1 ve eşit olduğunu görüyoruz. Buradaki ifadenin çalıştığını göstermiş oluyoruz. Dolayısıyla marjinal olasılık fonksiyonu Y2 için de bu şekilde yazılabilir diyoruz. Evet, şimdi de bir başka örnek üzerine duruyorum. Yani kesikli rastgele değişen için bu olayın nasıl çalıştığını göstermek için yaptık. Yani örneğin anlamı o bu ifade için. ne yapalım? Şöyle bir örneğe bakalım. Bu sefer de sürekli formda bir ifadeye bakalım. Diyelim ki Fy1, y2 6 çarpı 1 eksi y2 şeklinde yazılan ortak olasılık yoğunluk fonksiyonu olsun. Ve de şu aralık böyle bir şey için tanımlanmış. Sadece burası için tanımlanmış. Ve bu durumda F1 için marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonu F2 için de marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonu bulmaya çalışıyoruz. Yani bu ne demektir? Yani bu şu demek bakın. Böyle bir ortak olasılık yoğunluk fonksiyonu biliyorum ancak sadece konuya mesela y1 için y1 için olasılık yoğunluk fonksiyonu bu ifadeden çekmek istiyorum. Nasıl çekerim? Ya da y2 için olasılık yoğunluk fonksiyonu çekmek istiyorum. Nasıl çekerim? Konu bundan ibaret. İlk olarak şu tanımlı oldu. Aralığa bir bakalım. Bu tanımlı olduğu şeyi bir çizip e, nasıl bir şeymiş? Buna bir bakalım değil mi? Nerede tanımlı bu fonksiyon? Şöyle çizelim. E, diyelim bir de y1 eşit y, y1 eşittir y2 doğrusunu çizelim. Bu da işe yarayacak. Nasıl bir yer için tanımla? Ee, şurası diyelim ki 1 olsun. Tabi. Burası 1. Burası da 1. Ee, bu da ne olsun? Y2 eşittir. Y1 doğrusu olsun. Y, e, bu tabi burası Y1. Burası da Y2 olsun eksenlerim. Y, Y2, Y1'den büyük olacak. Değil mi? Y2 0 ile 1 aralığında Tanı, ikisi de sıfırla bir aralığında değer alabiliyor. Ve y2 y1'den büyük. Nerede olacaktır bu? E şu bölgede olacaktır değil mi? y2'nin y1'den büyük olduğu yerler buralardır. Büyük ya da eşit işte. Evet, bu şekilde bu, bu, bu alan olarak gösterebiliriz. E, bu ortak e, olasılık yoğunluk fonksiyonu tanımlı olduğu aralığı. E F1 y1'i bulmamız isteniyor. F1 y1'i bulmak için ne yapıyorduk? F y2 denklemle atmam gerekiyor değil mi? Atmam gerekiyor. da nasıl yapıyorduk? Y2'nin tanımlı olduğu her aralıkta değil mi? Tanımlı olduğu aralık için şu integrali yazıyorduk. F F1 nereden çıktı? F y1 y2 dy2. Bu şekilde yaptığım zaman y2 ifaden çıkmış olacak ve y1 için olasılık yoğunluk fonksiyonu bulmuş olacağım. Marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonu. Nedir bu da? Yazalım. Her şeyi yerine yazalım. Y2'nin tanımlı olduğu aralık nedir? Y2 ne ile ne aralığında? Bunu dikey çizgi çizerek görebiliriz zaten basitçe değil mi? Ne aralığında? Alt kısımda Y1 ile 1 aralığında öyle değil mi? Dolayısıyla Y2'nin tanımlı olduğu aralık nedir? Y2 eşittir Y1 ile 1 aralığındadır. Ve e, f1 y2 de yerine yazayım 6 çarpı 1 eksi y2 y 2 bu integrali çözeceğim sadece basitçe bu durumda y2 bakın ifadeden çıkmış olacak sadece e, ne diyebiliriz y1 için oluşan bir ifade kalacak yapalım bunu bu nedir bu 6 6 eksi 6 y2'dir e, dolayısıyla 6 bu integrali çözerseniz 6 y2 eksi y2'nin karesi bölü 2 çarpı 6 dolayısıyla 3y2 kare kalıyor değil mi? 3y2'nin karesi. E dolayısıyla bu ifadenin eline ne aralığında değerlendireceğim? y1 ile 1 aralığında. Yani y2 yerine bir 1 yazacağım. Bir de y1 yazıp birbirinden çıkaracağım. 1 bir yazarsam ne olur bu ifade? 3. 3 eksi. Bir de y1 yazarsam y2 yerine 6y1 eksi 3y1'in karesi olacaktır. E bu ifadeyi de birazcık düzenleyelim. Bu nedir? 3 eksi 6y1 Artı 3Y1'in karesidir. Demek ki bakın Y1 için olasılık yoğunluk fonksiyonu bulmuş oldum. Değil mi? Bakın buymuş. İfadeden Y2'yi atmış oldum. Bakın atmış oldum. Zaten amacım yok. Sadece Y1'e bakmak istiyorsam ifadeden y 2 böyle çık çıkarabiliyorum. Sadece Y1'li bir ifade kaldı burada. Gördüğümüz gibi. Evet e, Y1 için marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonu bulduk. Şimdi Y2 için de bulmamız istenmiş. Ona da bir bakalım. Aynı şekilde ne yapacağız burada da? F2 f 2 y 2 de hesaplarken integralin bu sefer Y1'e Y1'in tanımlı olduğu aralık için kurgulayacağım. Neden? Çünkü Y1'i çıkarmak istiyorum ifadeden. D, Y1 diyeceğim. İntegramı Y1'e göre kurgulayacağım. Ee, ve ifade sadece Y2'li bir ifade kalacak. Y1'in tanımlı olduğu aralık ne? Ona bakalım. Y1'in tanımlı olduğu aralık da böyle yatay çizgi çizersek ne olacaktır? 0 ile Y2 aralığında değil mi? 0 ile y2 aralığında tanımlanmış. 6 çarpı yine 1 eksi y2 dy1 yazacağım bu sefer değil mi? Bu integrali çözmem gerekiyor. Bu, bu integrali çözelim hemen. 6y1 değil mi? 6 var burada çünkü. Bir de 6y2 var. O da sabit bir sayı gibidir. Eksi 6 çarpı y1 y2 olacaktır. Bu integrali açarak yazarsanız, yani çözümünü yazarsanız. E, bu durumda da e, bunu ile ne aralığında değerlendireceğim? y2 ile 0 aralığında değerlendiriyor olacağım. Evet e, bu şekilde e, ve bu, burada ne yapacağız? İşte y1 yerine y2 yazacağım bir. Bu eşittir diyelim. 6y2 eksi nedir? 6y2'nin karesi 0 yazarsanız zaten 0 olacak her tarafı. O yüzden onu yazmaya gerek yok. Demek ki e, bu ifadede neymiş? Y2 için marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonumuzmuş. Diyebiliriz. Y2 içinde ifadeyi bu şekilde bulmuş oluruz diyoruz. Evet. Ee, böylelikle marjinal olasılık, zaten oldukça basit bir kavram değil mi? Ee, i̇ki tane ortak verilmişse bir tanesine bakmak istiyorsam marjinal olasılık kavramını kullanıyorum. Bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda yine iki boyutlu değişkenler için e, ne diyelim e, koşullu olasılığı e, görüyor olacağız.